Asidik bir ortamda bir aldehit veya bir ketonu aşırı alkolle tepkimeye sokarsak asetal oluştururuz. İşte sağ tarafta asetalimiz duruyor. Burada alkolden elde ettiğimiz iki adet OR üssü üssünü görebiliyoruz. İşte buradalar. Bu tepkimede ayrıca bir de su üretmiş oluyoruz. Tabi tepkimemiz dengede bu yüzden dengeyi sağa kaydırmak ve daha fazla asetal ürünü oluşturmak için yapabileceğimiz birkaç şey var bunlardan bir tanesi suyu çıkarmak olabilir şimdi bu ürünün konsantrasyonunu düşürürsek daha fazla ürün elde etmek için dengemiz sağ tarafa kayar ve dolayısıyla daha fazla asetal oluştururuz Dengeyi sağa kaydırmak için yapabileceğimiz bir diğer şey ise tepkimeye giren maddelerden birinin konsantrasyonunu artırmak olabilir. Yani aldehitin konsantrasyonunu arttırırsanız aynı şekilde dengeyi sağa kaydırıp daha fazla asetal ürünü elde edersiniz. Kısacası elde ettiğiniz ürünleri arttırmak için laboratuvarda yapabileceğiniz birkaç şey var. Şimdi bu tepkime asidik bir ortamda yapılıyor ve burada kullanabileceğiniz birkaç farklı proton kaynağı var. Bunlar arasında sülfürik asit yani H2SO4 ya da toluen sülfonik asit yani TSOHR gibi bir şey kullanabilirsiniz. Bu ikisi asetal oluşturmak için kullanılan yaygın katalizörler. Şimdi tepkimemize geçelim. Ardından bunun mekanizmasını birlikte yapacağız. Bunun biraz uzun bir mekanizma olduğunu göreceksiniz. Aslında gerçek bir tepkime yapınca anlaşılması biraz daha kolay diye düşünüyorum. Evet şimdi buradaki sikloheksanonu fazla etanol ile tepkimeye sokuyoruz. Ve katalizörümüz olarak da sülfelik aset kullanacağız. Şimdi buradaki genel örüntüye baktığımız zaman asetelin yapısını tahmin edebiliyoruz. Yani molekülün bu kısmının halkaya bağlanacağını düşünebiliriz. Evet önce halkamızı buraya bir çizelim. Üste oksijenimiz ve takibinde bir R grubu var. Sağ tarafta ise aynı şekilde oksijenimiz ve ona da bağlı bir R grubu mevcut. Evet, Ürünümüz bu şekilde. Komik gözüken bir molekül ama ortaya çıkan asetalimiz bu. Şimdi bu tepkimenin mekanizmasına bakalım. Tabi elimizde etanol ve sülfürik asit varsa olabilecek şeylerden biri de etanolümüzün protonlanmasıdır. Öyleyse protonlanmış bir iyonu şuraya çizelim. Tabi bu ilk olarak meydana gelebilecek yapılardan biri. Evet, iyonumuzu protonladığımıza göre şimdi bunun bir asit görevi görüp siklaheksanonla tepkimeye girdiğini gösterelim. Evet bu siklehexanonun bir tane ortaklanmamış elektron çifti var ve bir proton alacak. Buradaki herhangi bir proton olabilir. Sol taraftaki bu asit olsun. Takibinde buradaki elektronlar da şuraya geçerek nihayetinde etanolümüz ortaya çıkmış olacak. Ve dolayısıyla karbonilimizi protonlamış oluyoruz. Öyleyse bu hareketliliği sağ tarafta çizerek gösterelim. İlk adımımız karbonilimizin protonlanması olacak. Bu işlem tepkimede tercih ediliyor çünkü bu, oksijene bağlı karbonu daha elektrofilik yapıyor. Evet, şöyle gösterecek olursak oksijenimize bağlı artık bir protonumuz var. Tabii oksijenimizin geriye bir tane de elektron çifti kalıyor. Şimdi bu elektronları mor renkte belirginleştirelim. Bu mor elektron çifti bu protonu alarak buradaki bağı oluşturmuş oldu. Tabii bu da oksijene artı bir formal yük kazandırdı. Şimdi bunun için çizebileceğimiz bir rezonans yapısından dolayı bu karbon daha elektrofilik hale gelecek. Dolayısıyla bu karbon elektrofil görevi görerek bir nükleofille tepkimeye girebilecek. O zaman şuraya bir nükleofil çizelim. Elbette bu etanol olacak. Evet, ortaya çıkan bu etanol molekülü nükleofil görevi görecek ve buradaki ortaklanmamış elektron çifti elektrofilimize saldıracak. Ardından buradaki pi elektronları da oksijene geçecek. İkinci adımımız da bu şekilde. Yani nükleofilik saldırı. Şimdi bir özet geçecek olursak birinci adım karbonilimizin protonasyonuydu. İkinci adımsa nükleofilik saldırı. Ve nükleofilik saldırının ardından oksijenimizde artık iki tane ortaklanmamış elektron çifti oluyor. Şimdi bunları mavi ile belirginleştirelim. İşte bu mavi elektronlar şuraya hareket ederek oksijene geçmiş oldu. Ayrıca etanolümüzdeki oksijenle bu karbon arasında bir bağ oluşturduk. Yani şurada artık bir bağımız olacak. Tabii burada bir hidrojen ve bir etil grubu var. Artı bir formal yükü de unutmayalım. Evet şimdi burada biraz yer açalım. Üçüncü adım deprotonasyon olacak. Şimdi burada başka bir etanol ortaya çıkıp baz görevi görecek ve etanol üzerindeki bir ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alacak ve buradaki elektronlar da oksijene geçecek. Şuraya çizmeye başlayalım. Evet halkamızı şöyle bir çizelim. Üste sol tarafta bir oashımız mevcut. Ortaklanmamış elektron çiftlerini de eklemeyi unutmayalım. Sağ tarafı da şöyle bir tamamlayalım. Tabii buradaki oksijenin artık iki tane ortaklanmamış elektron çifti oluyor. Bu elektronları bu kez de yeşille işaretleyelim. Buradaki yeşil elektronlar oksijene geçerek artık oksijenin bir elektron çifti oldu. Şimdi bu yapıya dikkatli baktığımızda bunun bir hemiasetal olduğunu anlıyoruz. Yani D protonasyon sonucu bu tepkimenin ara ürünü olarak bir hemiasetal ortaya çıkıyor. Bir sonraki adım bu kez protonasyon olacak. Şuraya dördüncü adım diye not edelim. Evet, şimdi sol taraftaki bu OH'ı protonlayacağız olasılıklardan biri bir asit görevi görecek olan protonlanmış bir etanol olabilir. Tabii buradaki oksijenin artı bir formal yükü de var. Bu ortaklanmamış elektron çiftlerinden biri buradan bir proton alacak ve ardından buradaki elektronlar da oksijene geçmiş olacak. O zaman hemen yan tarafına bu adımı çizerek gösterelim. Evet, böylece OH'ı protonlamış oluyoruz. Ve OH'ın protonlanmasının iyi bir adım olmasının altında yatan nedense bunun bize ayrılan grup olarak su vermesidir. Şimdi yine elektronlarımızı belirginleştirelim. Mor rengi yeniden kullanacak olursak bu mor elektronlar buradaki protonu alarak oksijen ve proton arasındaki bağı oluşturmuş oldu. Tabii molekülün sağ tarafında oksijen ve etil grubumuz olacak. Oksijenimizin üzerinde iki tane ortaklanmamış elektron çifti mevcut. Bunlardan biri yeşil olacaktı. Onu şöyle yeniden işaretleyelim. Evet, o aşığı protonladığımızdan dolayı buradaki oksijen artı bir formal yük elde etmiş oluyor. Dikkatli baktığımız zaman buradaki saklı su molekülünü görebiliyoruz ve tabii bildiğiniz gibi su mükemmel bir ayrılan grup. Şimdi bu yeşil elektronlar buraya gelerek bir çift bağ oluşturacak ve buradaki elektronlar da oksijene geçecek. Böylece su elde etmiş olacağız. Evet bu dehidrasyon kısmı oluyor. Şöyle su molekülünü ortaya çıkaralım. Şimdi bu adımı göstermek için ekranı biraz kaydırsam iyi olacak. Evet bu 5. adımımızdı. Bu dehidrasyon adımında suyu kaybetmiş olduk. Öyleyse şuraya molekülümüzün geri kalan kısmını çizmeye başlayalım. Halkamız şöyle bu kez halkamız bu oksijenimize çift bağla bağlı. Takibinde ise etil grubumuz var. Oksijenin kalan bir ortaklanmamış elektron çifti ve elde ettiği artı bir formal yükü de eklemiş olalım. Bu yeşil elektronlarsa molekülümüzde tam şurası oluyor. Yani çift bağımızı oluşturan elektronlar. Oksijenimizin yine artı bir formal yükü var ve bu yüzden buna bir rezonans yapısı çizersek bu karbon son derece elektrofilik olacak. Böylece bir sonraki adımda yine bir nükleofil elektrofile saldıracak. Yani 6. adımımızda bir nükleofilik saldırı meydana gelecek. Şöyle 6 diye yazalım. Aynı şekilde yine etanol bu adımda nükleofilimiz olacak. Evet şuraya etanolümüzü bir çizelim. Oksijeninde ortaklanmamış elektron çiftleri şöyle. Bu elektron çiftlerinden biri nükleofil olarak elektrofilimize saldıracak ve buradaki elektronlar da oksijene geçmiş olacak. Öyleyse hemen yan tarafta ne olup bittiğini gösterelim. Oksijenimiz halkamıza bağlı. Tabii ona bir hidrojen ve bir etil grubu bağlı. Ortaklanmamış elektron çifti ve elde ettiği artı bir formal yükünü de ekleyelim. Şimdi buradaki elektronları takip edecek olursak bu mor elektronlar buraya gelerek bir bağ oluşturdu. Oksijenin karbonlu olan şu bağından bahsediyorum. Evet, sağ tarafa ise oksijenimizi ve ona bağlı etil grubunu ekleyelim. Tabii bu oksijenin artı iki tane ortaklanmamış elektron çifti oluyor. Evet, sona yaklaşıyoruz. Yedinci ve son adımda deprotonasyon yapacağız. Yani bu adımda yapacağımız tek şey bu protonu molekülden atmak olacak. Ve nihayetinde asetal ürünümüzü oluşturmuş olacağız. Aynı şekilde yine bir etanol burada ortaya çıkıp baz görevi görecek. Etanolün bir elektron çifti bu protonu alacak ve buradaki elektronlar da oksijene geçmiş olacak. Ve en sonunda asetal ürünümüzü çizmeye başlayabiliriz. Evet. Şöyle biraz açılı çizelim. Burada oksijenimiz ve ona bağlı bir etil grubu var. Tabii bu karbonun diğer oksijene de bir bağa bulunuyor. Onu bir etil grubuyla birlikte şöyle ekleyelim. Evet, oksijenlerin üzerlerindeki bu son elektronlarımızı yerleştirdikten sonra şöyle takip edecek olursak bu kırmızı elektronlar oksijene geçen elektronlar oluyor. Ve böylece asetel ürünümüzü tamamlamış olduk. Evet, biliyorum çok uzun ve zorlayıcı bir mekanizma oldu. Zaten bunu gerçek bir tepkimeyle yapmak daha kolay olurdu. Neyse, yine de devam edelim. Ve buradaki asetal ürünlerini düşünmek için hızlıca iki örnek daha yapalım. Evet şimdi bu tepkime ile başlıyoruz. Burada bir asetaldehitimiz ve şurada bir butanol bulunuyor. Bu sefer asit katalizörümüz olarak toluen sülfonik asidi kullanacağız. Şimdi burada yapabileceğiniz şeylerden biri tepkimeye giren maddelerden birinin konsantrasyonunu arttırmak olabilir. Ve eğer asetaldehit konsantrasyonunu arttırırsanız bu tepkimeyi tamamlama noktasına getirebilirsiniz ürünün yapısını düşündüğümüzde alkolümüzün bu kısmını bu karbona ekleyeceğimizi biliyoruz ve bu iki kez meydana gelecek. Bu yüzden emin olmak için önce bu iki karbonumuzu çizelim. Bu karbon oksijenimize bağlı. Tabii ürünümüzde 4 karbona ihtiyacımız var. Şöyle 1 2 3 4. Tamam. Şimdi buraya bir oksijen daha bağlayacağız ve takibinde 4 karbonu da şöyle yanına çizelim. İşte ortaya çıkan asetal ürünümüz bu. Şimdi bazı karbonları belirginleştirecek olursak şu sol taraftaki karbon ürünümüzde şurası oluyor. Sol tarafta karbonilimiz olan bu karbonsa sağ tarafta tam şu noktada. Evet. Şimdi bütanol molekülümüz için farklı bir renk kullanalım. Oksijenlere bakarsak ürünümüzde biri burada ve diğeri ise şurada. Karbonları bir sayalım. 1 2 3 ve 4. Ürünümüzde ise şöyle 1, 2, 3 ve dördüncü Altta da 1, 2, 3 ve 4 karbon. Bu da tamam. Karbonları saymak son asetal ürününüzü bulmak için kullanabileceğiniz iyi bir teknik. Evet bir tepkime daha yapalım. Bu kez burada bir ketonumuz var. 4 karbonlu bir ketonumuz var. Yani bir butano. Bunu etilen glikolle tepkimeye sokacağız. Ve yine katalizör olarak toluen sülfonik asit kullanacağız. Tabii bu biraz farklı. Çünkü tepkimeye giren maddelerimizden biri olarak bir diol olduğunu görebiliyoruz. Az önceki tepkimede butanol vardı. Yani yalnızca bir tane OH'ımız vardı. Ama burada iki tane var. Ürünümüzü bulmaya çalışırken bazen mekanizmayı hızlıca gözden geçirmemizde fayda var. Toleyen sülfonik asit karbonilimizi protonlamaya yardım edecek. Ardından bir nükleofil saldırımız olacak. Yani bu o ağaçlardan biri şuraya saldıracak. Ve böylece mekanizmadaki tüm adımlardan geçmeden, çünkü bu oldukça karmaşık bir mekanizma, sonraki adımlardan birine atlayacağım. O adımda daha önce suyu kaybetmiştik. Buraya eksi H2O yazalım. Yani dehidrasyon adımını geçmiş olduk. Böylece ara ürünümüz bu şekilde oluyor. Oksijenin burada artı bir formal yükü de var. Takibinde ise iki karbon ve yan tarafında ise OH'ımız bulunuyor. Şu şekilde. Devam edip bazı atomlarımızı farklı renklerle gösterelim. Bu oksijen zaten bağ kurmuştu ve suyu zaten kaybetmiştik. Yani bu oksijen şu oksijen oluyor. Tabii bu molekülde başka bir ohaşımız daha bulunuyor. O da işte şurada. Şimdi bu adıma geldiğimizde aslında intramoleküler bir nükleofilik saldırı meydana gelecek. Yani bu elektronlar bu karbona saldıracak ve bu elektronlar da oksijene geçecek. Ve böylece son ürünü düşündüğünüzde aslında burada bir siklik ürün yani siklik asetal elde etmiş olacağız. 4 karbonumuzu önce şöyle bir çizelim. Ardından burada bir oksijen ve takibinde 2 karbon ve bir oksijen daha. Nihayetinde her ikisi de bu karbona bağlanıyor. Evet, bu karbonların yine bazılarını belirginleştirecek olursak, burada yer alan bu iki karbon, bu adımda şu ikisi oluyor ve son ürünümüzde ise bu iki noktayı ifade ediyor. Yani oluşturduğumuz ürün siklik asetal. Tabii önceki tepkimelerden biraz daha karmaşık bir tepkime. Bir sonraki videoda siklik asetallerin koruyucu bir grup olarak kullanımını göreceğiz.